Evet ve tam gün doğumu esnasında geri görüşümden çıkalım. Pardon, gün batımı esnasında geri dönmüşüm eve ve bu esnada videoya başlayalım dedik. Elimize şunları aldım. Bölüm arası bayağı bir madencilik yaptım sadece. Ve yaptığım önemli bir şey daha var. Pardon, madenciliğim. Şunları da bir ara blue'a çevireyim. De Vanilla'da blue'u geri çevirebiliyor muyduk onu hatırlamıyorum. Şunlar. Peki şunları nasıl yönlendiriyorsunuz diye soracak olursanız. Ve söylemeyi unuttum, başka bir şey daha. Şu mana tablet. Atalım şunu şunun içine. Bu mana pickaxe. Eğer bir mana kaynağınız yoksa kendisi damage share. Fakat elinize bir mana tablet varsa kendisini o manayı kullanarak tamir eder. O yüzden de mana steal'den aletler fazlasıyla iyidir ve şu arkadaşı da bir enchant etmek istiyorum. Baby. Tam olarak istediğim şeyler geldi. Evet. Şimdi bu sun collector'lar... bir şey daha lazım bana. Tamam, sen gel. Pardon. Dört tane lazım, o yüzden. Başka ne lazımdı sana? Quartz. Evet. Şimdi. Daylight sensörler. 4 tane. Tamamdır. Sen beni öldürebilecek bir şeyi inventörümde taşıyorum. Harikayım değil mi? Haber. Oh yeah. Şimdi. Sun collector'lar. Yanlış dizdim sanırım. Daha verimli bir yol var mı? Yok. Tamamdır. Bu da gayet makul. Evet. Şimdi şunlar. Quartz, safir, sefirler gelsin. Bunlar burada bekleyecek. Gündüz boyunca bunlar güneş depolayacaklar. Ve biz de onlardan besleneceğiz. Şimdi bir adet hol. Madem hol yapıyoruz neden ayrımdan yapmayalım diyerek... Diamond hoe yapıyorum. Tabii ki de diamond hoe yapmıyorum çünkü henüz o kadar diamond'ım yok. 35 tane var. Ve o diamond'lar bayağı bir gerekecek. Bayağı bir. Şimdi şurayı kıralım. Ve bölüm arası düşündüğüm bir şey. Madem yemek yemiyorum, neden yemekten mana üretmeyeyim? Bence gayet mantıklı bir seçenek. Kullanmadığım bir şeyi bir şekilde değerlendirmiş olurum. Oyunda olan bir mekanik. Oyunda illa karşıma çıkacak bir mekanik. O zaman gelin bakalım. Belladonna, Water Arc, Snow Banner. Bolca da Bombil. Sen gel. Hatta sen şöyle gel, sen de şöyle gel. Water Arch bunlar suya gelmek zorunda. Diğerleri ise normal toprağa geliyorlar. Belladonna. Mandrake inanılmaz derecede önemli. Snowbell o kadar önemli değil. Son iki kısım o kadar önemli değil. Ancak gene de önemliler. Da düşününce hiç önemli değiller. Candrake ve Belladonna yapıl bunları da. İleride girişiriz. Şimdi ihtiyaç bu kadarı bana yeterli normal haliyle. Şimdi biraz Mandrake büyütelim. Gece bunları kırmanız çok daha makul. Çünkü çok gündüz kırarsanız eğer ufak bir daha yüksek bir şansla Creeper ama tek atabiliyorum. Evet. Creeper'a tek atabildiğimi bir an unuttum. Ki artık enchantlendiğini hesaba katarsak daha da bir tek atarım. Bunlar Witcher'de önemli bir arkadaş. Ve Witcher tarlasını kur. Vampirlikte güçlenmekte hala devam ediyoruz. Ender Pearl ciddi anlamda önemli bir şey. Diğerleri o kadar önemli değil ancak Ender Pearl öncelikli derecede önemli bir şey. O yüzden mümkün olduğunca gördüğümüz yerde Enderman keseceğiz. Bir saniye ileride Enderman mi vardı? Evet Enderman var. O zaman hadi vampir güçlerimizi kullanarak ve neden şu an TeamSpeak'te olmamama rağmen V'ye basıyorum. Oh yeah. Artık garanti bir biçimde. Aa burada at varmış. Görmemişim. Ve şunu bekliyordum. Ah deri bir düşürmedi. Hayır o riski almayacağım. Hatta hiçbir riski almayacağım. Direkt eve koşacağım. Çünkü şu an herhangi bir risk alırsam benim için pek güzel sonuçlar ortaya çıkmayabilir risk elimde patladığı takdirde. Mesela şu an güneş çıkmaya başladı. Huh. Ama şu an güneşin çıkması benim işime yarıyor. Çünkü bana gündüz lazım benim. Gündüz boyunca şu arkadaşlar şarj olacak. Evet. Bu vampir güçlerimizi arttırmak için önemli bir aşama. Şimdi siz... Yani tabutu kullanmayacağım kesinlikle. Ama bana deri lazımdı. Bir saniye. Senden yapabiliyor muyum? Hayır yapamıyorum. Çünkü Blaze öldürmem lazım öncesinde. Lanet olsun. Bir tane leather'ım varmış. Bakalım başka üretme yolları yok. O zaman... Hadi bir taneyle yapalım. Vanilla Minecraft mekanikleriyle de oynamak benim için bayağı ilginç bir deneyim oluyor tabii ki de. Gerçi teknik olarak vanilla sayamayız ancak benim için fazlasıyla vanilla bunlar. En fazla hasar alan hangisi? Şapkam ve ayakkabılarım. Şapkam. Seni tamir edeyim. Evet. Tamam bu da bir şey. Daha fazla deriye ihtiyacım var. Kesinlikle. Ah. Şimdi. Wolfbird. Hellhound. Evet. O zaman beraberinde biz... Niye girelim? Tomcraft. Tomcraft'ta Omnomnomicon'umuz... Evet. Başka bir yerden gelmişti. Fakat Omnomnomicon'u normalde elde etmenin yolu bunu alıp daha sonra bir kitaplık yapıp, bookshelf yapıp ona bir wandla sağ tıklamak. Wand ise Hemen en basit vanlımızı yapalım. Sen iron nugget. İlk fırsatta upgrade edeceğimiz bir vant kendisi. Ama her şeyin bir başlangıcı vardır. Evet. Vandımız hazır. O zaman table ve not'la V'ye basmaya devam ediyorum. Table yani yapıldı. Teşekkürler. Ve bir tane de sen. Leech'ten düşmüştü bu. Sen girebilirsin. Aşağı inelim. Bu alanı bir şekilde genişletmem lazım. Ya da şimdi gerek yok. Nasıl yapılıyordun sen? Ha. Daha doğru su değindin sen. Evet. Bunu yanlış hatırlıyormuşum. Şimdi buna Wand'la sağ tıklıyoruz, buna ise Scribing Tool'la sağ tıklıyoruz ve geriye kalan tek ihtiyacımız bir adet, 2 adet shard ve gold'um kalmadı değil mi? Hah tamam. Burada ilisini pişiriyordum. Evet, 1 adet glass. Evet, thermometer. Hazır ve nazır. Tabii ki de şu an neredeyse hiçbir şey araştıramıyor gibi bir şey. Evet, seni araştırdım. Senden kesinlikle bir şey çıkmayacak. Senden de. Senden çıkacak. Senden çıkmayacak. Evet. Ayrıca şurada da görüyorsunuz bize ne araştırmamız gerektiği üzerine ipuçları da veriyor. Mesela şu an çevredeki her şeyi mümkün olduğunca araştırıp coffin chunk loader'a bakalım. Bir şey yok. Çiçekler yok. Manapul yok. Evet. Obsidian'a bakalım. Hayır yok. Portal yok. Böyle iğrenç bir araştırma süreci geçecek. Yani kısacası önünüze çıkan her şeyi ama her şeyi inceleyeceksiniz. Abi sen ne istiyordun? Crystals. Bir tane kristal alalım. Man. İnsanı araştırmak lazım. Kristalleri araştırmak lazım. Yine kristal. Yine kristal. Son kolektörlerimizde durum nasıl? Güzel gidiyorlar. Şimdi menü araştırmak için, yani insanı araştırmak için villager'larımıza bir uğrayalım. Bu tüneli iyi ki yapmışım, yoksa gecenin olmasını bekleyecektim. Evet. Beast'i araştırmamız lazım, yani yaratık. Evet. Plants. Villager sürekli bozmasa durumu Çok daha güzel olacak. Ooh, emerald. Fancy. 4'e baktığımızda ne olacak? Evet, bir şeyler araştırdık. Ama bu araştırma bu kadar şimdilik. O yüzden biraz gece olmasını da bekleyeceğiz. Şunu bir bakacağım. Source of Life. Tamam. Bir değişik yöntemde göstereceğim. Gerçi demin göstermiştim. İnventörünüzdeki her şeyi taratın. Sandstone. Sand. Smooth sandstone yoktu burada değil mi? Evet yoktu. Evet. Yukarı çıkalım. Emerald git. Buradan bir şey çıkabilir. Evet. Senden bir şey çıkmaz. Aa çıktı. Kristalleri bulduk. Aa bu diğer araştırması yüzünden. İnsanı bulmamız lazım. Evet, metali bulduk. Lapis'de gene Lux'un sembolü vardı. O yüzden onda da bir şey bulamayacağız. Sen de bir şey bulacak mıyız? Hayır bulamayacağız. Emptiness bulmamız lazım. Redstone. Redstone'da da bir şeyimiz yok. Glowstone. Spirity. Yani ruhları araştırmamız lazım. Orları deneyebiliriz. Yani gold oradan bir şey çıkmayacağını biliyorum şu an. Hatta bir deneyelim sizinle beraber. Evet. İnsanları araştırmamız lazım. Evet. Nature of Death. Bunu hızlandırabilecek bir şey söz konusu elimizde. Bir iki araştırmayı elle yapmak. Mesela size ufak bir ipucu vereyim. Su ve toprağın birleşimi yaşam oluyor. Ve bununla bunun birleşimi ölüm oluyor. Yani kısacası şu an ölü şeyleri inceleyebiliyoruz. Bizden demin ölümü öğrenmemizi istemişti ve biz hem yaşamı hem de ölümü öğrendik. O yüzden muhtemelen şu an bunların hepsini inceleyebiliyoruz. Deneyeceğiz. Seni deneyelim. Hayır. Bir isti araştırmamız lazım. Sen de... Bir isti olmadan olmuyor. Planetlere bir bakalım. Sugarcane basit bir araştırmaydı. Evet. Evet, Oakwood Planks'i ve bunları araştırdık ve bunun anlamı evet. Boşluğu da araştırdık. Boşluğu araştırdığımıza göre aşağıda boşluk isteyen bir şey vardı. Studyman. Evet. Botanya Flower. Evet, büyüyü de öğrendik. Iron Door, hayır. Hareketi. Evet. Bayağı bir şey öğreniyoruz şu an. Ve gece olmuş. Ve bunlar tamamen dolu mu? Evet, Sun Grenade. Şimdi yapmamız gereken biraz acıtacak bir kısım. Hazır olun. Dışarıda mı yapmam? Dur. Evet, sağ tıklayıp kendimize acı çektireceğiz. Ah, birinci kademe tamam. O esnada şunu da bir araştıralım. Şunu da bir araştıralım. Kazara B'ye bastım. O zaman ben bir villager'ların yanına girip karnımı doyurayım ve bu işleme devam edeyim. Cidden acıtıcı. Selam açık büfe. Almadan bu vampir zırhı daha hızlı kan emmenizi sağlıyor. Evet, doymuşum. Au 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 au. Bunu onun da yapacağız ve bizi kör ediyor bir süre. Bir çözüm olarak, bu arada şu yanma efektine bir çözüm olarak, o esnada yanmamız lazım ancak sonrası için çözüm olarak şu arkadaşı kullanabiliriz. Ve herhangi bir regen efekti veren bir şeyimiz var mı? Golden Apple yapabiliriz. Ama yiyebiliyor muyuz? Güzel soru. Deneyeceğiz. Unutmadan denemek demişken. Evet, bunu denemekte fayda varmış. Sen de, hayır herhangi bir şey yok. Sen. Evet. Hadi gençler. Au, 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 au. Evet, zırhımın alt kısmı gitti. Bu bir hatalı hareketmiş. Tekrar yapacağım ayakkabılarımı. Hatta sanırım tüm zırhımı. Sağ olsun. Daha fazla koyun bulacağız. Şimdi siz şuraya geçin. Bir regen efekti alalım. O zaman hadi bakalım. Bu arada fire damage beni öldürebilen sayılı şeylerden biri. Ve gördüğünüz gibi öldüm. Ve eğer yanlış hatırlamıyorsam bu işlem esnasında ölmemeniz gerekiyordu ancak deneyeceğiz. Au 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 au. Evet, zırhım bana fire resistance veriyordu, o yüzden zırhımı kullanacağım. Kalan 3 kadın XP'imle bari bir şey koyayım, protection. Bir işe yarar. Oh. Gene öldüm. Evet. Bu şekilde işkence bir süreç geçecek. Evet. Bu işkenceye biraz daha devam edeceğiz. O zaman ben videoyu burada keseyim. Sonuncusuna geldiğimizde devam ederiz. Evet ve geri geldik ve sonuncusunu deniyoruz. Biraz uzağa koymuşum. Ha. Ve hiçbir şekilde level atlamadım. Harika. Yani bu işlemi tekrarlayacağım. Süper. Ah. Harika. Fire damage'a dayanıklı bir şey bulmam lazım. Evet, bunlar fire'a karşı koruyor. Bu fire protection veriyor. Fire resistance potion yapabilirim Batanya'dan. Ya da şunlardan yapabilirim. O zaman bir adet mana glass. Mana glass'ın size nasıl yapıldığını hemen gösterelim. Ya da evet, mana glass'ın nasıl yapıldığını hemen gösterelim. Yapımı fazlasıyla kolay. Bu. Mana glass'ınız hazır ve bunlar da yapıldı. Evet, Botanical Brewery için gördüğünüz gibi Blaze kesmemiz lazım. Yani bunun anlamı nedir'a gidiyorum gene. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köfteni günler, iyi eğlenceler.